bildiğiniz üzere sokan balıkları yosunlarla beslenirler. Büyük sokan balıkları havaların ısınması ile kıyılara yanaşarak doğum yaparlar. Bu dönem genelde nar ağaçlarının çiçek açma dönemine denk gelir. Bu dönemde büyük sokanlar doğum öncesi veya sonrası çok iyi av verir. Zaten yakalanan sokanların çoğu havyarlı olurlar. Büyük sokanlar doğum yaptıktan sonra denizin derinliklerine geri dönerler. Bu sırada kıyılarda çok sayıda yavru sokanlar görülmeye başlar. Böylelikle büyük sokan yakalama şansı da azalmaya başlar. Çünkü küçük sokanlar büyüme evresinde olduklarından sürekli acıkırlar ve büyük sokanlara fırsat vermezler. Oltayı attığınızda kancadaki yeminize önce küçük sokanlar saldırır. Bu durumda ıslanmış ekmek veya çeşitli karışımları bazmo olarak kullanıp küçük sokanların bazmo ile oyalanmasını, büyük sokanların da kancadaki yeminize yönelmesini sağlayabilirsiniz. Yazın bitişine kadar büyük sokanlar ara ara doğum yapmak için kıyılara gelirler ve av vermeye devam ederler. Ayrıca büyük sokanlar özellikle maksimum 50 santime kadar olan dalgalı denizlerde veya gel-git durumlarının gel pozisyonunda harika av verirler. Çünkü dalgalı denizde veya gel pozisyonunda dalganın kıyıya çarpması ile büyük yosunlar parçalanarak denize düşerler. Bu da büyük sokanların iştahını kabartır. Büyük püskül yosunlar büyük sokanların favorisidir. Kancaya bu püskül yosunları taktığınızda büyük sokan yakalama şansınız artar. Unutmayın ki sokanların en verimli saati günün gel-git durumunun gel pozisyonunda olduğu vakitlerdir. Yazın bitişinde ise büyük sokanlar yine yaz başında olduğu gibi doğum yapmak için daha kalabalık sürüler halinde kıyılara doğum yapmak için gelirler. Bu dönemde büyük sokanlar doğum öncesi veya sonrası çok iyi av verir. Zaten yakalanan sokanların çoğu da havyarlı olurlar.